Dünyanın en uzun yaşayan canlıları genellikle sularda, ortam koşullarının çok değişmediği ve istikrarın korunduğu, çevre yapısının neredeyse hep aynı kaldığı büyük derinliklerde yaşarlar. Bunlardan birisi de Karayip Mercan resiflerinde yetişen en büyük sünger türü olan Exmuta, yani dev varil süngeridir. Resife daldığınızda 10 metre ile 120 metre derinliklerde bu canlıya rastlayabilirsiniz. Sert ve taşlı dokuya sahip bir yapısı vardır ve tipik olarak da kahverengi, kırmızımsı renklere sahiptir. Denizlerde ve okyanuslarda üzerinde en çok inceleme yapılan sünger türü Exmutalardır. Bir insandan daha büyük boyutlara ulaşabildiği ve şekli de fıçı petrol variline benzediği için dev varil sıfatı ile birlikte anılırlar. Boyları ve çapları çoğunlukla 1 metrenin üzerindedir. Karayipler dışında yolunuz Bahamalara, Bermuda ve Florida ile Meksika körfezine düşerse, bu değerli canlıları görmek için derinlere dalmaktan çekinmeyin. Dev fıçı süngerleri, resif topluluğunun önemli bir üyesidir. Bu süngerler büyük miktarda suyu filtrelerler, çeşitli bakteri topluluklarını barındırırlar, bazı omurgasızlara yaşam alanı olarak hizmet ederler ve çeşitli mikrop topluluklarına da ev sahipliği yaparlar. Ve bu süngerin bulunduğu ortamlarda nam salmışlığı da vardır. Resiflerin sekoyası deniyor bunlara. Bu şöhretini uzun yıllar yaşamasına borçlu. Öyle 50 ya da 100 yıl değil. 500 yıl olabilir mi? Hayır. 1000 yıl? Tabii ki hayır. 2000 yıldan fazla yeryüzünde canlı kalabiliyorlar. Bunlardan birisinin ise tam 2300 yaşında olduğu düşünülüyor. Yani Büyük İskender'in fetihlerinin hemen sonrasından günümüze kadar uzanan bir yaşam süresi. Mercanlar, renkli sualtı kayaları ve bitkileri gibi görünürler, ancak aslında polip adı verilen omurgasızların dış iskeletlerinden oluşurlar. Bu polipler sürekli çoğalır ve zamanla mercan dış iskelet yapısının daha da büyümesine neden olan, genetik olarak özdeş bir kopya oluşturarak kendilerini değiştirirler. Mercanlar tek bir organizma olmaktan ziyade birden fazla özdeş organizmadan oluşur, bu nedenle bir mercanın ömrü daha çok bir ekip çalışmasıdır. Mercan iskeletleri o kadar yavaş büyür ki, bu büyüme yılda sadece birkaç mikrometredir. Yani bir insan kan hücresinin çapı kadardır. Derin deniz mercanları genellikle deniz dağlarında yaşarlar. Deniz dağları, okyanusun yüzeyine ulaşmayan, deniz tabanından yükselen dağlardır ve bu canlıların en sevdikleri bölgelerdir. Derin su siyah mercanları en uzun ömürlü mercanlar arasındadır. Hawaii örneklerinin iskeletlerinde yapılan radyokarbon tarihleme sonucunda Gerardia mercan türünün yaklaşık 2742 yıl ve Leipates mercan türünün ise 4265 yıl yaşında olduğu tespit edildi. Ve bu canlılar 4200 yıl önce Akat İmparatorluğu zamanında yaşanan ve neredeyse tüm kıtaları vuran büyük kuraklık dönemini görüp günümüze kadar ulaşmayı başardılar. Süngerler, mercanlara benzer şekilde hayvan kolonisinden oluşur ve çok uzun süreler yaşayabilirler. Bunlar arasında cam süngerler, okyanusların derinliklerinde yaygın olarak bulunan, dokuları silikadan yapılmış cama benzer spikül adı verilen parçacıklar içerir. Çoğu süngerin aksine cam süngerler, bir cam ev oluşturmak için güzel desenlerle birleşen son derece büyük spiküller üretir. Hatta süngerin kendisi öldükten sonra bile bozulmadan kalacak karmaşık bir iskelettir bu. En ünlü cam sünger Euplectella, yani Venüs çiçek sepeti adı verilen türdür ve bunların çok dramatik bir hikayesi vardır. Bu sünger, içinde yaşayan bir erkek ve bir dişi olmak üzere iki küçük karides benzeri Stenopedidia adlı canlıya ev sahipliği yapar. İki karides ürer, yavruları olur ve yavrular başka Venüs çiçek sepetleri aramak üzere daha küçücükken yuvadan ayrılırlar. Fakat yuvayı terk etmeyen fedakar anne ve baba, boyutları büyüdüğü için süngerin içinden kaçamazlar ve yaşamlarının geri kalanını yavruları uğruna daracık bir alanda geçirmek zorunda kalarak birlikte ölümü beklerler. Monopharsis chonit türüne ait bir cam sünger bambaşka bir rekora sahiptir. Bu sünger yaklaşık 11 bin yıl boyunca hayatta kalabilir. Zamansal olarak
yaşamına başladığında Göbekli Tepe'deki insanlar taşları yeni yeni dikmeye ve üzerlerine motifler işlemeye başlıyor, muazzam bir yapının temellerini atıyorlardı. Hidralar, adını Lerna bataklıklarında yaşayan, kesilen her bir başın yerine iki tanesinin çıktığı çok başlı canavardan alır. Bu omurgasızlar pirinç tanesi büyüklüğündedir ve büyük ölçüde yaklaşık %50 oranında çoğaltma veya klonlama yoluyla sürekli olarak yenilenen kök hücrelerinden oluşur. Bir hidranın gövdesi oldukça basittir. Göz ya da beyne sahip değillerdir. Bir ucunda kavrama ayağı benzeri bir uzantı ve diğer ucunda dokunaçlı boru benzeri yapılar. Fakat bu basitliğine rağmen canlılar dünyasında inanılmaz bir özelliğe sahiptirler. Bu hayvanlar yaşlandıkça bozulmazlar. Vücutlarının kesilen parçalarını yeniden büyütme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptirler. Doğru koşullar altında kopmuş bir doku parçasından tamamen yeni bir hayvan büyüyebilir, kendilerinin defalarca kez klonlayabilirler. Her 20 günde bir vücudundaki tüm hücreleri değiştirerek kendilerini yenilerler. Hidralar kendi kafalarını bile yeniden üretebilir ve bu yeniden üretmeyi 48 ila 72 saat arasında büyük bir hızla yapabilirler. Laboratuvar deneylerinde hidralar kendi hücrelerini süresiz olarak yenileyebildiklerini göstermiştir. Hatta bilim insanları hidranın tüm hücrelerini karıştırıp ne olacağını gözlemlemek istediklerinde hücreler yeniden örgütlenmeye başladılar ve yeni bir hidra oluşturmak için bölünmeye, farklılaşmaya başladılar. Sonuç, yine yeniden bir hidra. Bunun anlamı, hidralar biyolojik olarak ölümsüzdür. Her deniz anası sıradan bir yaşam döngüsüne başlar. Yumurta aşamasını geçtikten sonra larvaya dönüşür ve bir kayaya, deniz tabanına ya da sert bir zemine yapışır. Büyümeye devam ettiği yerde polip haline gelir. Polip yeterince büyüdüğünde tomurcuklanmaya başlar ve Medusa olarak bilinen yetişkin deniz anası olarak okyanusa doğru süzülür. Fakat Turritopsis dordia olarak bilinen deniz anası, aslında tam bir deniz anası olmamasına rağmen biz onu öyle adlandıralım, yaşam döngüsünü tersine çevirebilir. Bu canlı, fiziksel olarak hasar gördüğünde veya açlık gibi stresler yaşadığında ölmek yerine kendi içine çekilir, dokunaçlarını içeri çekerek yüzme yeteneğini sonlandırır. Yüzemeyen deniz anası, daha sonra damla benzeri bir yapı olarak kist adı verilen haliyle deniz tabanına yerleşir. Sonraki 24-36 saat içinde bu yapı yeni bir polipe, yani deniz anasının önceki yaşam aşamasına dönüşür ve olgunlaştıktan sonra yeni bir medusa tomurcuklanır ve okyanusa açılır. Okyanusta tekrar zarar görürse aynı şeyi tekrar yapar ve tekrar yapar. Bu döngü hiç sonlanmaz. Gerçekten inanılmaz. Bu, bir kelebeğin ölmek yerine tekrar tırtıla dönüşmesi ve ardından tekrar yetişkin bir kelebeğe dönüşmesiyle aynıdır. Turritopsis dornia, bu anlamda ölümsüzlüğü keşfetmiş bir canlıdır.